Max Spor kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. 2022 Dünya Kupası'na damga vuran Fas, grup maçlarında gösterdiği harika performansın ardından son 16 turunda İspanya ile eşleşti. Afrika temsilcisi, penaltı atışları sonucunda 2010 Dünya Kupası şampiyonunu turnuva dışına itti. Çeyrek finalde de Portekiz'i 1-0 mağlup eden Fas, yarı finale kadar geldi. Fas, yarı finalde son Dünya Kupası şampiyonu Fas'a 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Hırvatistan ile üçüncülük maçına çıkacak olan FAS'ta birçok genç oyuncu dikkatleri çekerken takımın en tecrübeli isimlerinden Roman saiz de gündeme oturdu. Sezon başında Beşiktaş, A transfer olan başarılı savunmacı, Dünya Kupası'nda hem rakiplerle hem de sakatlıklarla boğuştu. Çeyrek final maçında Portekiz karşısında sakat sakat mücadele eden Sais, 57. dakikadan sonra oyuna devam edememişti. Sais mücadelenin ardından, neredeyse 55 dakika tek bacakla oynadım. Yarı finalde de sahada olmak için elimden geleni yapacağım takımıma yardım etmek istiyorum ifadelerini kullanmıştı. Fransız Foot Mercato'da yer alan habere göre, 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla birçok takımın dikkatini çekmeyi başardı. Haberde, Sezin Süper Lig'de geçirdiği çok ilginç ilk ayın ardından Türk kulübü Beşiktaş'ın istikrarsızlığından bıktığı ifadelerine yer verildi. Sağ ise başta körfez ülkeleri olmak üzere birçok ülkeden teklifler olduğu, ancak tecrübeli oyuncunun Avrupa'nın rekabetçi futbolundan ayrılmak istemediği ifade edildi. Haberde son olarak 32 yaşındaki oyuncuyla İtalya Serie A'dan iki takımın ilgilendiği iddia edildi. İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton, 2016 yılında Fransa'nın Angers takımından Roman sayısı 4 milyon euro karşılığında transfer etti. Wolverhampton formasıyla Premier Lig'de 110 maça çıkan Faslı savunma oyuncusu 9 kez gol sevinci yaşarken bir kez de asist yaptı. Sezon başında bonservis bedeli olmadan Beşiktaş'a transfer olan başarılı oyuncu Süper Lig'de 11 maçta görev alırken bir kez asist yaptı. Kartal ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.